Evet, İtalyan ressam Bellini tarafından yapıldığına inanılan ve 770 bin sterlin, yani yaklaşık 6 milyon 554 bin Türk lirasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan tabloyu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu konuşacağız. Belediye kendisinin aldığını açıkladı. İki değerli tarihçiyle konuşacağız. Kimlerle beraberiz? Sanat tarihçisi Profesör Doktor Nurhan Atasoy. Sayın Atasoy, merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. Hocam. Merhaba, hoş bulduk Didem Hanım. Teşekkür ediyorum. Ve tarihçi Profesör İlber Ortaylı telefon attığımızda. Sayın Ortaylı Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar İlber Hocam. Merhaba. Merhaba. İlber Hocam, önce sizinle başlayalım efendim. Buyurun, buyurun. Nedir bu tablonun hikayesi? İzleyicilerimize anlatır mısınız geçmişini biraz, Fatih, hikayesini? Biliyorsunuz son seferinde Gebze Sahrası dediğimiz bugünkü Gebze'deki karargâhta ilk konaklamalardan biri. Anadolu tarafında, fakat oradan muhtemelen dil iskelesi yoluyla Avrupa'ya açılacaktı. Hı hı. Yani Akdeniz'e sefere çıkacaktı. Orada ani bir ölümle tarih sahnesinden çekildi. Feci bir şey oldu. Oğlu, ki devletliler onu tutuyorlardı, Bayezid'i, yetişemedi Amasya'dan. Padişahın ölüm haberi Yeniçeriler arasında yayıldı. Yeniçeriler cemi tutarlar ve bir iç savaş çıktı. Ayaklanma ve ardından bir iç savaş. Sonunda mağlup olan cem oldu. Önce Rodos'a, ardından İtalya'ya devredildi papalar, şövalyeler tarafından. Hı hı. Ve en sonunda onlar tarafından Fransa kralına bir rehin olarak verilirken, çünkü iyi bir gelir kaynağı, Bayezid müthiş bir ödeme yapıyor bunu rehin için. Zehirlendi tekrar 6. Alexander Papa tarafından. Hı hı. Yavaş yavaş öldü. Ve nakledildi naaşı, bu sefer bir Osmanlı şehzadesi olarak. Bunu şunun için anlatıyorum. Neden hocam? Cem Sultan'ı, şehzadeyi Fatih seviyor. Hı hı. Kendine yakın buluyor. Hı hı. Devlet o bakımından, düşünce bakımından, savaş yetenekleri yönünden kendine yakın buluyor. Ve bu tabloda da muhtemelen o seçildi. Yani bu bir gösteri. Sevdiği şehzadeyle yapıyor. Öyle rastgele biri falan değil. Bunlar fantazi. Yani orada tabloda kimin olduğu merak ediliyordu. Şehzadeler zaten sakal, evet, makal bırakmaz. Yok öyle bir şey. Yani o devirde moda, ya bırakır ya bırakmaz, ama gençse bırakmaz. Hı hı. İlk şey sakal tıraşı yapan o değil yani. Yani siz pek o kişinin Cem Sultan olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani bunları kimse bilmiyor. Uyduruyor. Evet, o Cem Sultan olmaz. Yakın ihtimaldir. Çok yakın ihtimaldir. Hı hı. Kaydı iyi değil üzerinde. Zaten centilerin kendi şeysi de yok. İmzası da, ama onun imzası belli. Uslup. Evet. Ve o, biliyorsunuz, iki sene kaldı Fatih son seferine çıkana kadar. Venedik'ten bir ressam istemişti. Centile yollandı. Hı hı. Belki de İsmen istedi. Çünkü Fatih resim yapmayı seviyor. Hı hı. Ve biliyor oldukça Batı resmini, tekniklerini. Kara kalem çalışmaları var. Süheyl Bey Ünver Hoca tarafından yayınlanmıştır bunlar. Peki yani hocam. Minyatürün ötesinde biri. Devam edeceğiz. Dışında biri. Evet. Nurhan Hoca'ya da bir soralım. Nurhan Hocam, şimdi onun Cem Sultan olduğunu söyledi İlber Hoca. Yanındaki kişi çok merak ediliyordu, Fatih Sultan Mehmet'in. Şöyle çünkü anons ediliyor. Mevki sahibi Gençle Birlikte isimli bir tablo bu. Yani Fatih Sultan Mehmet. Mevki sahibi Gençle Birlikte. Siz de Cem Sultan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani şehzadelerden biri olabilir dendi ama İlber hayır, Hoca... Hayır, hayır. Cem Sultan muhakkak git. Muhakkak git Cem Sultan. Hı hı. Bir kere Cem Sultan'a dikkat edin. Başlığına bakın. Arkasından tüyler çıkıyor. Hı. Yani bir şehzade, bir farklılığı var. Belki bununla ifade edilmek istenmiş. Fatih'in sevdiği İlber Hoca'nın, arkadaşım İlber'in söylediği gibi sevdiği bir şehzade. Onunla birlikte gösterilmiş olması, sanatçının karşılıklı bunları yerleştirmiş olması çok akla yakın. Yani ben de sanatçı olsam o devirde Fatih'i tek başına resmedecek
resmetmek yerine böyle şehzadesiyle birlikte etmek, göstermek çok daha önemli. Peki Nurhan Hocam, bütün Avrupa Cem Sultan'la yatıp kalkıyor. Onun haberleriyle oradan oraya sürükleniyor zavallı. Bu daha sonradan yapılmış bir şey tabii. Daha erken tarihte de yapılmış olsa aynı söyleriz. Ama üslubu Gentile Bellini, sanat tarihçisi olarak bunu söyleyebilirim. Ha, ben anlamadım. Nurhan Hocam, üslubu Bellini diyorsunuz. Şimdi Bellini şeye geliyor, İstanbul'a geliyor değil mi? O, ne zaman o hikayesini de anlatalım. Siz bu tabloyu Bellini yapmadı mı diyorsunuz? Yoksa... Hayır, Bellini İstanbul'a ve beraber yapmış. Şimdi lütfen yeniden ders yapmayalım. Bellini'yi çağırdı, senatoda görevlendirdi, gitti. Venedik dışarı ne camcı gönderir, ne ressam gönderir, ne barutçu. Hepsi bir kararla olur hani. Bu bir bize şey, o aradaki sulh teşebbüsleri için bir hediye, böyle bir ressamı yollamak. Kimse kimseye çok bir şey yollamıyor o çağda. Brain drain yasak yani, anladınız mı? Anladım. Parayı cebine koyan gitmiyor ya, pasaportu cebine koyan. Ondan dolayı geldi ve burada yaptı. Fatih çalıştı. Hoca onu söylüyor deminden beri. Anladım. Bir anlaşma var galiba Nurhan Hocam değil mi? Venediklerle o anlaşma etrafında mı geliyor Bellini? Onu bir anlatır mısınız? Bellini anlaşmayla geliyor tabii ki. Bir sulh anlaşması için. Bu izin veriliyor. Yoksa Bellini gibi bir sanatçıyı hop diye yollamazlar. O kadar kolay bir şey değil. Bu Osmanlı'nın o devirdeki ağırlığını da gösteriyor. Ne kadar, ne zaman geliyor? Ne kadar kalıyor Bellini? Bu tablonun yıkılışı. Bir buçuk senenin üstünde. İlber Hocam, iki yıl kalıyor. İki yıl kalıyor ve birçok eser yaptığını kaynaklardan biliyoruz. Ben sizin sesinizi alamıyorum. Nurhan Hocam, alıyor musunuz şu anda sesimi? Şimdi alıyorum. Evet. Şimdi Bellini Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu yapmadan önce başka tablolar yaptırılıyor değil mi kendisine? Sonra... Başka tablolar da yaptırılıyor. Sonra da Bellini portresini yapıyor. Ama şunu da söylemek lazım. Türk Osmanlı sanatında portreciliği de Fatih başlatmıştır. Bu portresi çok önemli, yani tanınmış olan portresi çok önemli. Ve burada öğrenciler de yetiştirmiştir. Batı üslubunda portre yapan Osmanlı sanatçıları da var. Bellini'den ders aldıkları besbelli. İlber Hocam, izinden gitti. Evet, Nurhan Hocam bir saniye. İlber Hocam, şimdi tablo şöyle iddialar da var. O yüzden netleştirmek için bir daha soruyorum. İzninizle sorayım. Şimdi Bellini'nin atölyesinden çıktığı biliniyor şeklinde ifadeler var. Yani tabloyu Bellini'nin yapmadığı, öğrencilerinin yaptığı, onun da onay verdiği şeklinde. Süreç o dönemde nasıl işliyordu? Yani o bir takım tezleri falan. Evet. Eserleri ustaların çıraklarına kendi kontrolünde yaptırması, kendi usulüyle. Bugün böyle roman yazdırılıyor. Sen ne zannediyorsun? Her zaman olan bir şey. Anladım. Herkes her şeyi sıfırdan bine kendi yapmasa, hele büyük üstadsa. Evet. Herkesin asistanı var kendini bilen. Nurhan Bu Hocam. Bu iddiaları ortaya atmak kolay değil. Çünkü bilemezsin bütün atölyeyi. Doğru. Yani bilemezsin. Bunlar atölye. Burada... Bu resimde bazı yıpranmalar da var. Ortada bir çatlak falan, yani böyle şeyler. Ama bu o ekolün işi. Oradan çıkma bir iş. Bazı eserler atölyede kalmış, belli ısmarlama yapılan şeyler. Evet. İkinci Bayezid sevmiyordu klasik eserleri. Yani Fatih'in heykel koleksiyonları falan da gitti. Nurhan Hocam. Sattı yahut attı. Evet. Tabloları da attırdı. Anladım. Bu böyle kaldı. Ben şimdi kısa keseyim. Tamam. Neden? Bu işi isabetli buluyorum. Peki. Bu gibi eserlerin alınması lazım. İstanbul Belediyesi'nde görevidir böyle bir şey almak. Sözü artık Nurhan Hoca'ya bırakalım müsaadenizle.
Peki ama siz hattasınız değil mi? Kalıyorsunuz. Devam edin lütfen. Ayrılmayın. Evet, tamam, ayrılmayın. Ayrılma, gitme İlber. İlber Hocam, peki şunu merak ediyorum. Siz isabetli bir karar verdiğini söylediniz Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet. Nerede sergilenmeli hocam? Yok canım, belediyenin muameleki herhalde, bir yeri koyacak İstanbul Fatih'in böyle bir tablosunu bir şekilde muhafazayla gösterilecek. Yani bu açık bir şey. Çünkü öbürü maalesef burada kalamadı. Pozisyon değiştiren tamirat gördü Bellini'nin o Londra'daki Mersino Galeri'deki Fatih, evet, portresi. Peki, böyle bir şey hoş bir şey değil bizim için. Bu alınmış. İlber Hocam, siz Topkapı'da sarayın müdürlük de yaptınız. Topkapı Sarayı getirilmesine hiç lüzum yok. Pekala, yok belediye dedi sergileyebilir. Öyle mi? Neden Topkapı'ya böyle gerek yok diye düşünüyorsunuz? Yani ben Topkapı'yı çok seviyorum. Müdürlük yaptım hala şey, ama yani her şeyi Topkapı'ya toplamayacağız yani. Madem belediye bütçe vermiş, almış, verirse verir. Vermezse de kimse bir şey diyemez. Onlar muhafaza ederler. Bu iyi bir şey. Anladım. Nurhan Hoca'ya soralım. Sayın Atasay Hocam, siz bu isabetli bir karar verdi mi belediye size göre? Siz ne düşünüyorsunuz? Fevkalade isabetli bir karar. Yani ben çok sevindim. Herhangi bir, neyse söylemeyeyim, başka bir müzeye parası bol olan müzelere gitmediğine ve Türkiye'ye geldiğine çok sevindim. Bazı güzel eserleri kaçırıyoruz. İsveç'te bir şey vardı, çok değerli bir koleksiyon vardı. Mesela onu toptan kaçırdık. Bu Fatih, çok sevindim ben bu alış, bu şeye. Yalnız belediye, İlber Bey'in, hocanın söylediği gibi belediye istediğini yapar. Ancak belediye eğer bunu belediyenin içinde bir odaya koyar, hiç kimseye göstermezse, o zaman kızarım ben. Olmaz tabii. Ben de görmek isterim. Siz de gidip görmek ister. Herkes, evet, görmek ister. Olmaz. Evet. Görebilmesi lazım. Yani herkesin gidip görebilmesi lazım, değil mi? Görebilmesi gerekli. Muhakkak ki sergilerler. Onu ondan bir şüphe etmiyoruz. Sesiniz gene gitti. Evet. Sayın Atasoy, şu anda duyuyor musunuz beni? Tamam. Tamam. Şunu sorayım, aynı soruyu İlber Hocam'a da soracağım ama önce sizin cevaplamanızı rica ediyorum. Şimdi tablo 770 bin sterlin, yani yaklaşık 6 milyon 554 bin Türk lirasına satıldı. Bu rakam böyle bir tablo için normal mi hocam? Normal. Hiçbir şey değil. Normal tabii ki. Sanat eseri alıyor. Piyasaya düşen şey Sotheby's gibi. Tarihi. Şöyle yapalım. Nurhan Hocam, bir dakika. Nurhan Hocam, bekleyin. Uzmanları hakikaten Sezar'ın hakkı Sezar'a diye bir laf var. Eserleri tanıyorlar. Piyasaları takip ediyorlar. Müşteri dünyası hakkında fikirleri var. Fiyatları da ona göre koyuyorlar. Yani bu çok açık. Onun için biz bunu aldık, bu böyle alınıyor. Yani bunun açıkçası kimse kalkıp da efendim pahalı şey aldılar, şimdi herkes bir şeyler söyler. Ama işte bir yerde de bizimle ilgili eserlerin kurtulması için ve istismara yol açmadan gelmesi için iş yapıldığı zaman ciddi tenkit yapılmalı. Yani ciddi tenkit yapılmalı. İtham edecekseniz bile ciddi deliliniz olmalı. Bizde böyle herkes çok kolay konuşur bu konularda. Bu aksi takdirde işte hiçbir şey gelmez. İnsanlar almaz, çekinir falan, gider. Türkiye kaçırdığı eserleri koruyamayacak bir memleket değildi. Kaçan bazı eserleri, kendi için hayati eserleri alamayacak kadar sefil hiçbir zaman olmadı. Onu da söyleyeyim. Anladım. Bunlar hep bürokrasiyi tenkit eden, ölçüyü kaçıran, o arada da mesnetsiz tenkit eden insanların yarattığı dehşetten ileri geliyor. Bunu yırtmak lazım. İlber Hocam, biraz bekleyin. Aynı konuyla ilgili Sayın Atasoy'u da dinleyelim. Nurhan Hoca bize neler söyleyecek. Buyurun Nurhan Hocam. Ben hiç pahalı
bulmadım. Böyle bu gibi eserler bu fiyatlardan aşağı katiyen olamaz. Ve bunu kaçırmadan aldıkları için çok seviniyorum. Türkiye'ye geldiği için çok seviniyorum. Özellikle İstanbul'a geldiği için çok seviniyorum. Yani bir büyük bir ilişkisi var. Böyle bir tablo, Fatih'in tablosu burada olmalıydı. İsterse atölyesinde yapılmış olsun Centile Bellini'nin. Bir kere atölyeleri, o devirdeki atölyelerde birçok öğrenci çalışır. Ve ustalar mesela kaftanını farz edelim boyuyor. Gerisini sen şu şekilde boyamaya devam et diye çalıştırıyor. Ve bu şekilde yeni sanatçılar yetişiyorlar. O bakımdan yani Centile Bellini'nin atölyesinde yapılmış olması da bu eseri değersiz kılmaz. Peki Nurhan Hocam şunu merak ediyorum. Biraz da o yıllara gidelim. 1400'lü yıllar galiba. Tam tarihini siz daha iyi söylersiniz. Tablonun yapılış hikayesiyle ilgili bize neler anlatırsınız hocam? Onu da biraz anlatalım. Yapılış tarihini ben şimdi söyleyemem tabii ki. Evet, bendeki tarihi 1479-1481 arasında. Bu da geldiği tarih olabilir. Belki de iki. Belki de iki diyor. Gittikten sonra da yapmış olabilir. Tamam. Çünkü Centile Bellini'ne gittikten sonra da Türklerle ilgili resimler yapmıştır. Bunların bir kısmını biliyoruz. Evet. Londra'da müzelerde bulunuyor. Onun için ama yani bu yakın tarihlerde yapmış olmalı. Üslubuna bakıyorum. Fatih hakikaten Fatih'in diğer portrelerindeki görünüşüne fevkalade çok benziyor. Anladım. İlber Hocam bize Fatih Sultan Mehmet'i anlatır mısınız? Yani özellikle olan resmi olan ilgisi. Ay yok herhalde buraya sığmaz bile. Biraz, yani şunu söyleyeyim. Biraz, evet söyleyin. 15. yüzyıl dünyasında Batı ve Doğu içinde Batı'nın ve Doğu'nun üstadı. Yani o çok açık. Yani bu Bernard Lewis'in kullandığı bir laftır. Yani they belong to two worlds and master of the two worlds. İki dünyaya da sahip. Ve ikisinin de üstadı. Sırf fütuhatla falan değil yani bilimle de böyle. Bunlar eski Yunanca da biliyor, Arapça da çok iyi biliyor. Efendim Farsça da biliyor, İtalyanca soneleri de dinliyor, anlıyor. Evet. Bu de, yani hakikaten bu evet bizim bu padişah. Peki. Fatih yani. Ve kültürü ona göre yani adam Çinlileri de topluyor, Çin porselenlerini de kendi zevkine göre ısmarlama da yapıyor. Efendime söyleyeyim, Tebriz'den bir takım ustalar da geliyor, bir takım şeyleri yapıyor. Efendime söyleyeyim işte gördüğün gibi Rönesans'ın ressamlarını da celbetmeye çalışıyor, celbediyor. Eski klasik eserleri topluyor. Topkapı Sarayı'nın avlusunda bile hala var bugün devasa sütun başlıkları. Evet. Şeyler kalıp halde kalmış heykeller. Bunlar bu tip insanlar. Yani bu kaybolmuş sonra böyle insanlar kaybolmuş. Yani bu bir Rönesans'ın çöküşü. Evet. Batı'da da Doğu'da da. Peki. Çünkü kanallar ciddi değil, ciddiyetini kaybediyor kanallar ondan sonra. Anladım. Önemli. Nurhan Hocam son olarak siz ne söylersiniz? Varsa ilave edeceğiniz. Nidem Hanım, Fatih çok özel biri. Hakikaten İlber Hoca'nın dediği gibi iki dünyaya ait. Ve bunu en basit göstergesi kurduğu kütüphane. Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüphanedeki kitapların uluslararası kalitede oluşu. Ne kadar, kaç dilde kitap okuduğunu gösteriyor. Bir inanılmaz bir kütüphane topluyor. Böyle bir adam. Her dilde kitap var. Bu kadar çeşitli dilleri biliyor.
Tabii ki Doğu dillerini de biliyor. Yani Farsça ve Arapçayı. Çünkü Farsça edebiyat dilidir. Hı hı. O devirde Arapça idare ve dini konulardaki önemli bir dildir. Peki. İki dile de çok iyi hakim olur bizim şeylerimiz, padişahlarımız ve entelektüellerimiz. Ama Fatih yalnız bununla kalmamıştır. Merak etmiştir. Başka dinleri bile merak etmiştir. Her şeyi merak etmiştir. Avrupa'yı çok merak etmiştir. Ve onun zamanında Batı'ya hakikaten bir dönüş olmuştur. Peki efendim. Ben her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bu yayını davetimizi kabul ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Değerli konuklarım sanat tarihçisi Profesör Doktor Nurhan Atasoy ve tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı ile konuştuk. Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Bellini tarafından yapılan tablosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Hikayesini ve sonrasını konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz.